Sevgili izleyicilerim, şimdi de pilavımın sunumunu yapıyorum sizlere şöyle. Bol tereyağlı, mercimekli bulgur pilavı sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün ne pişireceğim? Bugün de sizlerle birlikte bulgurlu mercimek pilavı pişireceğim. Mercimek pilavı için burada 2 bardak şöyle bulgurum var. Arkadaşlar, daha önce ben hiç ölçülü yapmadığım için şimdi bu ölçüleri kullanacağım. Belki bulgurum az gelebilir, ekleme yapabilirim. 2 bardak da, burada da 1 bardağı. 2 bardak da yeşil mercimeğim var. Burada bolca tereyağı arkadaşlar. Şuradaki şu sade yağ, eritilmiş sade yağ. Burada da 3-4 kaşık tereyağı var. Bol yağlı seviyoruz mercimek pilavını arkadaşlar. Bir de geniş tencere kullanıyorum şöyle. Pilav türlerini ne kadar geniş tencerede yaparsanız o kadar tane tane olur pilavınız arkadaşlar. Dar tencerede pilav lap oluyor, bunu da söylemiş olalım. Şimdi mercimeklerimi yıkamayla pilavıma başlıyorum. Şimdi mercimeğimi iyice yıkadıktan sonra sevgili izleyicilerim, tenceremi alıyorum. Üzerine göz kararı yeteri kadar su ekliyorum. Suyunuz azaldığı zaman bulguru atmadan önce, baktınız mercimeğinizin suyu az arkadaşlar, sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi ben göz kararı suyunu da ekledim ve ocağımı alıyorum. Şimdi mercimeğimiz fokur fokur kaynamaya başladı. Mercimekler tamamen suyun üzerine çıktı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu ne yapıyoruz? Mercimeklerin kabuklarının kavlamaması için şöyle 1 bardak soğuk suyu şöyle bir süzgeç yardımıyla üzerine döküyoruz. Evet. Mercimeklerin hepsi dibine çöktü. Bu mercimeklerin kabuğu bu şekilde yaptığımız zaman kabukları kavlamıyor. Hem de suyunun rengi daha berrak oluyor arkadaşlar. Siyah suyu çıkmıyor yani. Bu da püf noktalarından biri mercimek pişirmenin. Tenceremin kapağını tekrar kapatıyorum. Ocağımın altında biraz açıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Mercimeğim pişmeye devam ediyor. Şimdi mercimeklerin size arkadaşlar şöyle kabuklarının hiç kavlamadığını gösteriyorum. Kabuklarında asla kavlama, soyulma yok. Onu göstermek istedim şöyle sizlere. Pişmedi ama daha. Pişmeye devam ediyor. Şimdi mercimeğimi kontrol ediyorum. Piştiğinden emin olduktan sonra bulgurunu ekleyeceğim. Sevgili izleyicilerim, mercimeklerini şöyle size görüntüsünü de gösterelim. Evet, mercimeklerim pişmiş. Şimdi bulgurunu ekliyorum. Birebir ölçü kullanmış oldum arkadaşlar. 2 bardak mercimeğe 2 bardak bulgur. Tahminim yeterli gelecektir. Şöyle bir iyice karıştırıyorum. Yağını üzerine yakacağım sevgili izleyicilerim. Tekrar pişmeye bırakıyorum. Şimdi tuzunu ekliyorum. Tuzu da göz kararı. Siz damak tadınıza göre azlığını çokluğunu ayarlarsınız. Yine pilavım da öyle arkadaşlar. Ben çok pişirdim. Az pişireceğiniz zaman ölçülerini de azaltabilirsiniz.
Değerli arkadaşlarım, şimdi pilavım pişti. Yağını ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım ve göstereyim sizlere. Tane tane sevgili arkadaşlarım, burada tereyağım da eridi. Arkadaşlar, ben yağ ağzıma geldi. Bir çay bardağından eksik de zeytinyağı ekledim. Sevgili izleyicilerim, pilavı yağlı seviyoruz. Bismillah. Bu da yağ götürüyor yani. İşte bu sevgili izleyicilerim. Pilavımızın yanında salata yapacağım arkadaşlar. Ayran, turşu, olmazsa olmazları. Mercimekli pilavın. Yağını çeksin. Harika bir pilav oldu. Çok lezzetli oluyor mercimekli pilav arkadaşlar. Yapan arkadaşlarımız var. Sevgili izleyicilerim, sizden ricam, videoları izliyorsunuz, beğenilerinizi bırakmıyorsunuz. Ben de artık şöyle bir karar aldım kendimce. Bakacağım, bana beğeni bırakanlara beğeni bırakacağım. Hiç kimse darılıp gücenmesin arkadaşlar. Ben önce beğenimi atıyorum, ondan sonra videoyu izliyorum. Beğenisiz hiçbir videoya gitmiyorum. Bazen bana gelmeyenler oluyor, bakıyorum onlara. Hani ben de bırakmak istemiyorum ama yine de içim el vermiyor sevgili izleyicilerim. Lütfen beğenileri de bırakalım. Zor değil arkadaşlar. Evet, şöyle görüntüsünü de sizlere alayım son olarak. Az sonra servis. Sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte bulgurlu mercimekli pilav pişirdim. Şöyle arkadaşlar, bakar mısınız? Tane tane mercimekler, hiç kabukları kavlamamış. Harika bir pilav oldu sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, sizlerle bugün mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır, kendi yöntemimle onu paylaştım. Son halde de şöyle sizlere gösteriyorum. Ve yanında tabii ki olmazsa olmazı karışık turşumuz var. Ayranımız var. Salatasız da hiç olmaz mercimekli pilav arkadaşlar. Burada da pilavımız, tane tane mercimekli bulgur pilavımız. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Değerli takipçilerim, videolarımı izleyip, yorum yapıp, beğenilerinizi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel yorum yapan arkadaşlar var. Hepsine de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden de. Sevgili izleyicilerim, bugün de bir videomun daha sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.